Türkiye'de güzel şeyler oluyor. Fark yaratmak için bir aradayız. Değerli konuklarımız, kurultayımızın ev sahibi, Toplu Konut İdaresi Başkanı Sayın Erdoğan Bayraktar'ı açılış konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum efendim. Saygıdeğer Başbakanım, değerli misafirler, kurultayımıza teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür eder, en içten saygılarımı sunarım. İnsanlığın varoluşuyla birlikte içgüdüsel olarak keşfedilen barınma ihtiyacı, yerleşik düzene geçme ve şehirleşmeyle birlikte çeşitli safhalar geçirmiştir. Bugün şehirlerin temel taşları olan konutlar, ülkelerin ekonomik, kültürel, tarihi ve sosyal kimliklerinin ve gelişme süreçlerinin bir aynasıdır. Aynı zamanda bireyin ve ailenin mahremiyetinin korunduğu, insanların kendilerini güvende hissettiği, sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için enerji toplayabileceği tek dokunulmazlık alanıdır. Aynı zamanda insan hakları evrensel beyannamesine göre konut hakkı yaşamsal haklar arasında sayılmış, yine Habitat gündemlerinde ise sürekli herkese yeterli konut teması işlenmiştir. Artık insanlar sağlam, kaliteli, fonksiyonel, pratik ve her türlü altyapı imkanlarına sahip evlerde daha mutlu, huzurlu ve güvenli yaşamak istemektedirler. İnsanlık tarihinin seyrine baktığımızda ise sanayi devriminden sonra şehirlere olan nisapsız göçün yarattığı konut sorunu, sağlıksız ve çarpık yapılaşmayı da beraberinde getirmiştir. Ancak sanayileşmesini ve gelişmesini hızla tamamlayan ve gelir düzeyini belli seviyeye çıkaran ülkeler bu sorunları büyük ölçüde çözmüştür. Gelişmiş ülkelerin refah toplumlarının şehrin gürültüsü ve stresinden kaçarak yeşili bol, sakin çevrelerde mekan tutma arzusunun yarattığı banliyöler ile gelişmekte olan ülkelerdeki kırsal kesim insanlarının daha iyi yaşamak için şehirlere akın etmesi sonucu şehirlerin etrafında derme çatma evlerin oluşturduğu varoşlar ters bir benzeşimi sergilemektedir. Sağlıksız konutların yaşanılır şehirler oluşturulması nasıl mümkün değilse bu konutlarda yaşayanların da sağlıklı ve mutlu olması beklenemez. Plansız şehirleşme yalnızca ekonomik ve fiziksel bir sorun olmayıp sosyal ve kültürel boyutlarıyla da toplumları etkileyen bir olgudur. Gecekondu nüfusunun oranı gelişmiş ülkelerde %6 iken az gelişmiş ülkelerde %70'lere kadar çıkmaktadır. Şehirlere olan yoğun göç, gecekondulaşma ve kaçak yapılaşma şehirlerin gelişme alanlarında tıkayarak sağlıklı büyümesini ve gelişmesini önlemekte, ayrıca sit alanlarını, yeşil alanları, tarım alanlarını, orman alanlarını ve su alanlarını tehdit etmekte, doğal ve tarihi dokuyu tahrip etmektedir. Diğer yandan bu olgu ciddi şekilde kaynak israfına sebep olmaktadır. Ülkemizin konut ve kentleşme seyrine baktığımızda ise özellikle 1945'ten sonra sanayileşme süreciyle birlikte şehirlerimize doğru başlayan aşırı göç sebebiyle başlarda İstanbul, Ankara, İzmir, Adana gibi şehirlerimizde gecekondu olgusu ve gecekondu problemi ortaya çıkmışken bugün geldiğimiz noktada şehirlerimizin yarısında ve nüfusu 70 binin üzerinde olan ilçelerimizde de gecekondu ve kaçak yapılaşma sorunu vardır. Şehirlerimizin en büyük sorunu olan gecekondulaşma, dar gelirlilerin ve yoksulların konut edinmede yaşadıkları güçlükler ile göçün önlenememesi sonucu doğmaktadır. Gecekondu ve kaçak yapılaşma
21. yüzyıl Türkiye'sinin mutlaka ve hızla çözmesi gereken bir sorundur. Konuyu arsa üretiminden finansman teminine, dar gelirlere yönelik ucuz konut sunumundan, altyapı ve ulaşım imkanlarına, imar planlarının hazırlanmasından, yapı denetimlerine dek çok yönlü düşünmek ve belirlenen politikaları eş güdümle yürütmek gerekir. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tüm bu sorunların farkında olarak acil eylem planı ve programlarında bu konulara önemli yer vermiş ve bu doğrultuda da toplu konut idaresi ile belediyelerimizi görevlendirmiştir. Ayrıca Sayın Başbakanımızın verdiği destek ve yapılan düzenlemelerle TOKİ'nin üretkenlik kabiliyeti arttırılmıştır. Bu itibarla bugün konut alanında devletin ana kurumu olan TOKİ, Türkiye'de yenileme ve ihtiyaç tarzındaki 2,5 milyon acil konut ihtiyacının %5 ile %10 kadarını üreterek örnek uygulamalarla konut piyasasını disipline etmeyi, özel sektörün gitmediği bölgelerde, ihtiyaç bölgelerinde konut üretmeyi, belediyelerle işbirliği yaparak gece kondu dönüşümlerini gerçekleştirmeyi ve böylece düzenli kentleşmeye ciddi katkı sağlamayı hedeflemektedir. TOKİ birbirini tamamlayan ve destekleyen uygulamalarıyla günün değişen konut ve yerleşim anlayışı doğrultusunda insanlarımıza hak ettikleri sağlam, kaliteli, çağdaş olanaklara sahip pırıl pırıl ve güvenli yerleşim yerleri sunmada öncülük ederken yeni bir planlı kentleşme ve konut üretim imajını da oturtmaya çalışmaktadır. Kuruluşundan 2002 yılı sonuna kadar geçen 19 yıllık sürede toplam 43 bin konut rakamına ulaşan TOKİ'nin 2003 yılı başında başlatılan konut seferberliği çerçevesinde 3 yıl içerisinde ulaştığı 166 bin konut rakamı yalnızca Türkiye için değil, dünya ölçülerinde de bir rekordur. Toplu konut dairesi TOKİ, ülkemizdeki fakir grubun konut ihtiyacı olduğu bilinciyle alt gelir grubuna yönelik konut üretimlerine, gecekondu sorununun çözümüne yönelik olarak kentsel dönüşüm uygulamalarına ağırlık vermektedir. Bilindiği gibi gecekondu dönüşümü ve kentsel yenileme son derece zor, zahmetli ve sabır isteyen bir iştir. Merkezi otoritenin irade ve desteğini, yerel yönetimlerin gayret ve beraberliğini gerektirir. Bu süreçte şehir plancıları, mimarlar, mühendisler, ilgili meslek odaları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği kaçınılmazdır. Bunun kadar önemli bir gereklilik de kamuoyu desteğidir. Kentsel dönüşüm projelerindeki başarı, gecekondu bölgelerinde yaşayan vatandaşların ikna edilerek desteklerin alınmasıyla atağa kalkabilir ve böylesine büyük bir dönüşüm ancak sorumluluk duygusu, heyecan ve topyekün bilinçlenmeyle gerçekleşebilir. Saygıdeğer Başbakanım, değerli misafirler, TOKİ bir yandan bu desteği alarak gecekondu ve kaçak yapı alanlarının dönüşümünü sağlarken öte yandan dar gelirliler ve yoksullar için sosyal konut üretimlerine de ağırlık vermektedir. Diğer yandan TOKİ salt konut yapmamakta, değişen konut anlayışının gereği olarak konutlarla birlikte okul, hastane, sağlık ocağı, ticaret merkezi, dini tesisler ve diğer sosyal donatı alanları, park ve bahçeleri ile altyapılarını da beraber üretmektedir. Saygıdeğer Başbakanım, değerli misafirler, ülkemiz ve dünya insanlığına katkı sağlayacağı ümidiyle tertiplemiş olduğumuz konut kurultayına sektörün uygulama ve teorideki aktörlerini, bu konuda tecrübe sahibi olan belediyelerimizi, sivil toplum kuruluşlarını, kooperatif birliklerini, bu işe kafa yoran akademisyenleri, yine dünya devletlerinden ileri gelen bilim adamlarını davet etmek suretiyle yeni, pratik, uygulanabilir çözüm yollarının üretilmesine katkıda bulunmalarını arzu ettik. Bu, TOKİ'nin de gelecek vizyonunu oluşturmada bize ışık tutacak ve çalışmalarımıza güç katacaktır. Bugün başlayan kurultayımız, yarın da değerli konuklarımızın katılacağı panellerimizle devam edecektir. Bu kurultaydaki tartışmaların, geliştirilen fikirlerin ve paylaşılan deneyimlerin hem ülkemiz hem de uluslararası alanda benzer ülkeler için örnekler oluşturacağını ümit ediyorum. Pırıl pırıl yerleşim alanlarında sağlam ve kaliteli evler insanlık hakkıdır. Parklarında çocukların oynadığı, bahçelerinde yaşlıların dinlendiği
ve modern dünyanın gerektirdiği donatılarla bezenmiş mekanlar insanların yaşam hakkıdır. Bu hak modern dünyanın insanlığa sunacağı en temel olanak olmalıdır. Modern dünya ile bütünleşme arzusunda olan Türkiye, gecekondulardan arındırılarak sağlıklı kentlere kavuşturulmalı ve bizden sonraki nesillere geleceğin sağlıklı kentlerini bırakmalıdır. Bu bizim boynumuzun borcudur. Bu bakımdan kurultayımızın, insanımızın en temel hakkı olan barınma sorununun çözümüne katkı sağlayacağını, şehirlerimizi tehdit eden ve kaynaklarımızı kemiren gecekonduların dönüşümlerini hızlandıracağını ümit ediyorum. Bu vesileyle çalışmalarımızda bizlere her türlü desteği esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, saygıdeğer Başbakanıma şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizdeki konut sektörüne emeği geçen tüm aktörlere, değerli panelistlere ve yerli ve yabancı katılımcılara, katkıda bulunan herkese ve TOKİ'yi bugünlere taşıyan çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, tekrar hepinize en içten saygılarımı sunarım.